Kıbrıs, bütün Müslüman ülkelerin ortasında bulunan bir adadır. Müslümanlar, Emeviler döneminde Kıbrıs'a gelmiştir. Bu ada, Hazreti Osman zamanından beri Müslümanların oturduğu bir ada olmuştur. Hazreti Muhammed'in halaları da Larnaka'da meftundur. Bu sebeple Kıbrıs harekatında Larnaka'ya kadar gidilmesi hedeflenmiştir. Adaya 13. asrın sonunda Katolik Cenevizliler ve devamında Venedikliler de gelmiş, korsanlık yaparak 300 sene Akdeniz'i zulme mahkum etmişti. Bu durumdan rahatsızlık duyan Osmanlı, Lala Mustafa Paşa komutasındaki bir orduyla 40 bin şehit vererek Kıbrıs'ı kurtarmış olup Akdeniz ve Orta Doğu'ya huzur getirmiştir. 308 yıl Ortodokslar da dahil herkes huzur içinde yaşamıştır. Dünya Siyonizminin arzu mevut planları çerçevesinde Osmanlı bütün dünya ile mücadele etmek zorunda bırakıldığı sıralarda 1878'de o dönemin şartları dolayısıyla Kıbrıs mülkiyeti Osmanlı'da kalmak üzere İngilizlere devredilmiştir. Ve devamında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Rumlar yerleştirilmiş, diğer yandan da Müslümanlar katledilmeye çalışılmıştır. 1974'te EOKA lideri Samson adayı Yunanistan'a ilhak edileceğini ilan etmiş ve katliamlar devam etmiştir. 1974'te Milli Görüş'ün koalisyon ortağı olarak sahne almasıyla birlikte Samson, Milli Görüş'ün pençesiyle tanışmıştır. Parlak bir askeri harekatla Kıbrıs kurtarılmış ve adaya tekrar huzur getirilmiştir. Kıbrıs Savaşı, karada, denizde ve havada yapılmış bir savaş olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Kıbrıs, dış mihraklar tarafından İsrail'in emniyeti için kullanılmak istenmektedir. Bir uçak gemisine benzeyen Kıbrıs'ın maazallah yabancıların eline gitmiş olması, Anadolu'nun orta menzilli füze rampalarıyla tahrip edilmesine zemin hazırlamak anlamı taşımaktadır. Kıbrıs'tan taviz vermek demek, önce Kıbrıs'ın elden gitmesini doğurur. Arkasından Ege gelir, Doğu Anadolu gelir, Ermenistan gelir, Pontus gelir, Bizans gelir. Kıbrıs Türkiye'nin bütünlüğünün sigortasıdır. Kıbrıs Barışı Osmanlı'nın Karlofça Anlaşması'ndan bu yana son 300 yılda kazanılan en stratejik zaferdir. Bugün Batı'nın baskısı ile Kıbrıs'a taviz vermeyi düşünenler bu tarihi gerçeği göz ardı edemez. Ecevit'in Londra'ya gittiği sıralarda Makaryos ile Samson arasındaki silahlı mücadeleden de yararlanılması hedefleniyordu. Daha önce iki kez Kıbrıs harekatı hazırlıkları yapılıp daha sonra iptal edilmesi sebebiyle artık kuvvet komutanlarının olası bir iptal kararı alması durumunda artık ordunun hiçbir harekata inandırılamayacağı görüşü belirtilince Ecevit'in Londra'dan dönüşü beklenmeden Erbakan'ın talimatı ile Kıbrıs harekatına onay verilmiştir. Londra'dan dönen Ecevit'in de çözüm adına net bir cevap alamamasıyla birlikte harekat başlatılmış olup Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir engelleme girişimi Kıbrıs'ın kazanılmasına engel olamamıştır. Ve 5 günde ulaşılması hedeflenen noktalara 3 günde ulaşılmıştır. Bu aşamada Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız olan ABD, türlü ateşkes önerileri ile iktidarı ikna çabasına giriştiyse de Milli Selamet Partisi kanadının tespit ve öngörüleri ile harekata devam edilmesi kararında birleşilmiştir. Olası bir ateşkes kararı almadan önce G5 ve Yeşil Hat'ta kadar ilerlenmesi ve ertesi gün saat 5'e kadar ateşkes ilan edilmesi hedeflenmekteydi. Fakat Ecevit'in erken davranarak bu ateşkesi 11.00'da ilan etmiş olması Defkoşa'nın bir kısmının kaybedilmesine sebebiyet vermiştir. Bu durum Kıbrıs'ın tamamı üzerinde garantörlüğü bulunan Türkiye'nin başarısını gölgelemiştir. Türlü zorluklarla başlatılan ikinci harekatta da başarıyla ilerlenmiş, hatta Larnaka bile alınmak üzereyken Erbakan'dan gizli olarak verilen bir talimatla asker geri döndürülmüştür. Cenevre Konferansı tamamen Rumlara zaman kazandırmak üzere dizayn edilmişti. Cenevre hükümlerine uymak durumunda 9 milyar liraya mal olacak, en az 40 bin kişilik orduya da ihtiyaç duyulacaktı. Allah'ın yardımıyla 500 şehit ile Kıbrıs zaferi kazanılmış olup ordumuzun ne kadar başarılı bir ordu olduğuna şahit olunmuştur. Yapılan görüşmelerde ana kontrolün Rumlarda olacağı bir kanton çözümü ordunun ve Milli Selamet Partisi'nin ortak görüşüyle reddedilmiştir. Federe devlet talepleri de reddedilerek iki bağımsız devlet kurulmasına öncülük edilmiş
ve bugünkü huzurun sağlanmasının temelleri atılmıştır. İlerleyen süreçte Rumların lehine kararlar çıkartma çabası ısrarla devam etmekteydi. Amerika Dışişleri Bakanı, Magosov'a güzel yurtun verilmesi karşılığında Türkiye'ye 50 tane A-10 uçağı verilmesi için Senato'ya yapılan başvurunun lütuf gibi algılanmasını dayatmaya çalışıyordu. Hatta kullanmakta oldukları Kobra helikopterlerini de verme vaadiyle ikna çabasına girmekteydiler. Bunun elma şekerini gösterip de vermemek olduğu apaçık belli bir durumdu. Bugün Kıbrıs'ı isteyen, yarın Anadolu'yu ister. Onun için bir zerre kadar dahi taviz verilemez. Şehit kanıyla alınan vatan toprağı satılamaz. Kim bu yola tevessül edecek olursa sadece şehitler değil, sadece bugünkü nesiller değil, gelecek nesiller tarafından da lanetlenecektir. Bizim Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz yoktur. Bizim tek meselemiz bağımsız Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin önce Müslüman ülkelere tanıtılması ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin manen ve madden güçlenmesini temin etmektir. Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusunda yatan oradan bir metre toprak verecek misiniz? Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Benim Kıbrıs meselem diye meselem yoktur de Avrupa Birliği'ne ben girecek değilim, onlar bana gelsinler de. Adam ol, adam. Asıl gündem nerede? Sen neyle meşgulsün ya? Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Benim Kıbrıs meselem diye meselem yoktur de Avrupa Birliği'ne ben girecek değilim, onlar bana gelsinler de. Adam ol, adam. Asıl gündem nerede? Sen neyle meşgulsün ya?